Manşete hoş geldiniz. Dün pazartesi yoktum. Ee, hem bir yorgunluk vardı, yol yorgunluğu hem de açıkçası seccade gündeminin üzerine konuşmak istemedim. Ya nasıl konuşulur ki? Yani gerçek gündem soğanın 30 lira olmasıdır Türkiye'de. Gerçek gündem yaklaşık yarım milyon KHK ile ihraç edilmiş insanlardır. Gerçek gündem yaklaşık 2.2 milyon insan hakkında terör soruşturmasıdır. Niye? Cemaat mensubu diye. Gerçek gündem, Kılıçdaroğlu, Akşener, Yahudi tohumlarıdır, kafaları kesilmelidir diyen Hizbullahçı hakkında işlem yapılmamasıdır. Gerçek gündem, İyi Parti'nin kurşunlanmasıdır. Konuşulmadı. Sadece o gün konuşuldu ve geçti. Ve bir seccade olayı 3 gündür, 4 gündür konuşuluyor. Belki daha da konuşulacak. Gerçek gündem, Yüksek Seçim Kurulu'nun sistem 2017'de değişti. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. İlk dönemini tamamladı. İkinci dönem için aday oldu. Adaylığına bir engel yok demesidir. Gerçek gündem sanki kura çekiliyormuş gibi yapıp YSK başkanının pusulanın ilk sırasına Erdoğan'ı oy pusulasının ilk sırasına Erdoğan'ı yerleştirmesidir. Gerçek gündem bunlardır. Ve bu gerçek gündemler ve bu Ger ve bu gerçekler ortadayken Türkiye akıl almaz bir biçimde seccade meselesini tartışıyor. Neymiş? işte Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bir etkinlikte veya bir iftar yemeğinde neyse. Nerede olduğunun önemi yok. İşte bir yerde bir fotoğraf çekilirken ayakkabılarıyla bir seccadeye basmış. Hemen de özür diledi. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Kasıt yok falan filan dedi. Neyse. O minvalde bir özür diledi. Fakat bu karşı tarafın niyetini gösteriyor. Yani karşı taraf sizin özrünüzü alıp kabul etmeye, sizin orada kasıtlı davranıp davranmadığınıza falan bakmaya niyetli değil ki. Karşı taraf bununla yelkenlerini şişirme, bununla tabanını takip etme dertinde. O kadar çaresiz. Karşı taraf o kadar e, bitik durumda ki e, hemen her e, argümanı ele alıp büyütme, hemen her argümanı ele alıp aleyhinizde kullanma derdinde. Manşetlerine basma derdinde. Bu onların çaresiz olduğunu, bu onların elinde çok fazla cephane olmadığını ve bu onların sizin sürçmenizi, sizin tökezlemenizi filan beklediği manasına geliyor. Böyle bir konu. Ahmet Bozkuş bunu çok güzel özetlemiş. Demiş ki seccade tartışması birçok şeyin ispatı. Erdoğan zor durumda, Kılıçdaroğlu'nun iyi danışmanlara ihtiyacı var. Erdoğan seçimi kaybediyor. Türkiye'nin din en çok konuşulan ama en az bilinen konusu. Erdoğan gidiyor. Seccade kutsal değildir. Erdoğan bitmiştir. Evet. Neden konuşuyoruz, neden konuşuluyor gerçekten anlamak mümkün değil. Ama belki de şundan Metropol Araştırma Kılıçdaroğlu Erdoğan grafiğini yayımladı. Özellikle son iki yıldaki değişimleri yayımladı. Son iki yılda sarı olan grafik Erdoğan'ın grafiği, yeşil olan grafikse Kılıçdaroğlu'nun grafiği ve Kılıçdaroğlu'nun özellikle son dönemde Mart ayında 41.4'ten 44.6'ya yükseldiği desteğinin Erdoğan'ın ise 42.7'den 42'ye düştüğü görülüyor, gözlemleniyor. Belki de ondan Erdoğan zor durumda kaybediyor ve kaybettiğini de görüyor. Ve bundan dolayıdır ki hemen her argümana yapışıyor ve hemen her argümanı rakibi aleyhine kullanmaya çalışıyor. Özer Sencar paylaşmış. Metropol'ün 11-14 Mart tarihleri arasında alan çalışması gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre diyor. Cumhur İttifakı'nın oyu 42.1, Millet İttifakı'nın oyu 37.6. Şimdi burada da parlamentoda işlerin istediği gibi, parlamento seçimlerinde işlerin istediği gibi gitmediği görülüyor. Her ne kadar Kılıçdaroğlu aday olarak Erdoğan'a karşı bir üstünlük, Kurmuş görünüyor gibi olsa da parlamentoda denge Cumhur İttifakı'ndan yana görünüyor. Yani çok da öyle kolay değil. Ben çok fazla anketlere hele bu dönemde yapılan anketlere itibar ediyor değilim. Yani bunun bir sürü nedeni var. İnsanlar gerçekten içlerinden geleni söylemiyor olabilirler. Anket şirketleri, kamuoyu araştırma şirketleri hangi tarafa yakınsa veya hangi taraf namına araştırma yapıyorsa o tarafta o tarafa yontabilir filan bir sürü nedenler var ama e, çok da işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor olay yolunda gitmiyor ki Oda TV Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Bağcılar'da topladığı kalabalıkla seçimler için muhalefete gözdağı verdi diyor yani Erdoğan AKP Oda TV'nin desteğine bile ihtiyaç duyuyor bu dönemde bir şeyler yolunda gitmiyor Ali Can Uludağ paylaşmış. Biz Hizbullahçıyız, cihada hazırız. Kılıçdaroğlu kimdir, Akşener kimdir? Bunlar hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle hepsinin kafalarını keseceğiz. Bu laflar için özür dilerim. Bu lafları böyle aynen çıplak bir biçimde söylediğim için. Ama anlaşılması gerekiyor. Onun için tekrar ettim. İşte diyor bu terörist ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ve Türkiye kaç gündür seccadeyi tartışıyor. Ali Altan Sancar paylaşmış. İyi Parti Ankara'da Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerin tam karşısına unutturmayacağız afişi astırdı. Bu panoda kısa süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin afişleri yer alıyordu. Yine eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş soruşturmasında önemli bir gelişme var. Onu da T24'te Asuman Aranca paylaşmış. E, MHP milletvekilinin Olcay Kılavuz evinde yakalanan Tolga Han Demirbaşı İkinci kez gözaltına almak izni isteyince izne çıkarılan savcı, savcının Ayhan Ay, onun ismi de dosyadaki yetkileri kaldırılmış. Evet, böyle de bir örtme hali var. Orada solda bir tip HDP işçi partisi HDP polemiği var. HDP'li Garopaylan tek liste konusunda çok çaba gösterdik ama Türkiye İşçi partisinin bir iddiası var. Umarım haklı çıkarlar diyor ve işçi partisinin kendi başına en az 41 seçim bölgesinde aday göstereceğini söylüyor. Gültan Kışanak da Yeni Yaşam gazetesine bir açıklama gönderdi cezaevinden. Burada da tam olarak anlaşılabilmiş bir konu yok. Yani 9 Nisan'da listeler verilecek ama belli ki bir hafta daha tartışmalar devam edecek. Burada ağırlıklı görüş neden HDP'nin listesi altında veya Yeşil Sol Parti'nin listesi altında bütün ittifak mensupları veya ittifaka bağlı partiler aday göstermiyorlar. Bir, an, bir, bir anlamda tip kendisine döne, dönük desteği, işçi partisi kendisine dönük desteğin farkında ve bunu bunun kendileri açısından daha avantajlı olduğunu, yakaladıkları rüzgarın kendileri açısından daha avantajlı bir sonuç vereceğini düşündüğünü söylüyor. Bunun aksini düşünenler de var. Bir anlamda ittifakla %7 barajının halledildiği Ondan sonra da artık herkesin kendi gücü nispetinde oy çıkarabileceği ve bunun daha hayırlı olduğu, daha avantajlı olduğu gibi görüşler var. Bilemiyoruz. Fakat Gülten Kışanak yeni yaşama şunu yazmış. Diyor ki hani ittifakta Murat nedir? Bir ortak listedir. Öbürü de işte ortak cumhurbaşkanı adayıdır. Her ikisi de yoksa ittifak yoktur diyor. Ben buna çok katılmıyorum. Neticede ittifakta en önemli şey yüzde yedi barajıdır. Yüzde yedi barajını geçtikten sonra partiler güçlü olduklarını hissettikleri bölgelerde milletvekili çıkarabilirler veya bunu çıkarmayı deneyebilirler. Ondan sonrasında da artık bakılacak görülecek fakat tabii 14 Mayıs e, bunun test edilebileceği bir seçim midir e, ve bu test pahalıya mal olur mu bunu da zamanla göreceğiz. O arada Selahattin Demirtaş bu konularda değil çok fazla o zaten Yeşil Sol Parti'ye destek istemişti fakat son paylaştı, paylaşımı dikkat çekici Erdoğan halkının halinden anlayamaz çünkü artık dünyanın en zenginleri arasında diyor. Bu önemli, önemli bir paylaşım ve orada bir klip yapılmış. Klipte de işte Erdoğan'ın meşhur manda yoğurdu falan diyeti, manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı falan onunla ilgili paylaşımı yapmış Selahattin Demirtaş. O da esprili bir paylaşım fakat ciddi bir paylaşım var. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ve 40 günde başka sürprizlerim de olacak diyerek bayram ikramiyesini emeklilerde 8500 TL'ye çıkardı Ramazan bayramı için 6500 TL'lik bir fark var onu da geriye dönük olarak ödeyeceğini söyledi haliyle rakam 15.000 TL'ye çıkıyor bu mühim bir müjde bakalım 40 günde başka hangi müjdeler açıklayacak 2. iktidar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu müjdesi üzerine ne veriyorsa 5 fazlasını vereceğiz filan diyecek mi bu daha önce Süleyman Demirel'in seçim kampanyasındaki sloganlarından biriydi. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın birinci dönemi 2018'de başladı dedi. Ben bunu bir kere daha hatırlatıyorum. Ee, bu anayasal bir suçtur. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'la birlikte ya Herro ya Merro seçimine girmesidir. Ya beraber batacağız ya beraber kazanacağız seçimine girmesidir. Bu son derece anlamlıdır. Erdoğan'ın birinci dönemi değildir. Erdoğan'ın üçüncü dönemidir. Anayasa, Anayasa 101 orada duruyor. 2017'de yeni bir sistem inşa edilmiş. Yeni bir cumhuriyete e, ne bileyim yeni bir cumhuriyet başlamış. E, rejim değişmiş falan değildir. Aynı 12 Eylül anayasasında bir farklı tadilat yapılmıştır. Öncekilerde olduğu gibi. Mevcut maddeler yürürlüktedir. E, fakat Yüksek Seçim Kurulu gerek bu tavrıyla... ...gerekse e, oy pusulasındaki sıralamayla ilgili olarak... Çekilen kura da ki o da kura gibi değildi. Yani bir kura çekilirken e, ne bileyim işte e, o ne bileyim topların bulunduğu kavanoz neyse orayı şöyle bir karıştırırsınız değil mi? Bunu yapma bile gereği duymadan belli ki işaretlenmiş topu çekerek Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ı ilk sırada oy pusulasının ilk sırasında e, belirledi. E, bu Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerinin e, hep beraber Erdoğan'la birlikte... ...bir ölüm kalım savaşına girdiklerini gösteriyor. O açıdan önemli ve... E, ...bunun da dikkate alınması... ...ve muhalefetin de bunu dikkate al alınması... ...ve böyle yürümesi gerekiyor. Seccade ile başladık, onunla bitirelim. Bu tür e, tartışmalara... ...bu tür konulara asla... E, ...bel bağlanmamalı ve... ...polemiğe girilmemeli ve bununla meşgul olmamalı. Türkiye'nin önündeki, önündeki meseleler... ...şurada özetlemeye çalıştığım... E, ...meseleler... ...bununla ilgili çözüm üretme ekonomik sosyal sıkıntılarla ilgili, hukuk demokrasi açığıyla ilgili, konularla ilgili çözüm üretme ve vaatlerde bulunma zamanı. Gerçekten son derece kritik bir 40 gün var önümüzde. Son derece kritik her şeyin olabileceği, hemen her şeyin yaşanabileceği bir 40 güne girdik giriyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.